Serdar Ortaç nasıl diyor ki? Kafamda deli sorular. Yunus Günce de Kafamda Böcekler Var isimli bir oyun gösterdi bizlere. Ne kadar güzel bir oyundu, ne kadar hoş bir oyundu anlatamam. İlk yarısını seyrettik, ilk yarısının arasında hemen röportaja daldık. Ondan sonra ikinci yarısında da tekrar seyretmeye devam ettik. Karşınızda Yunus Günce. 36 yaşındayım deyince böyle bir böyle bir şey oluyor bana. Hiç göstermiyorsun filan. Gösteriyor muyum 36? Evet. Peki şu an kaç gösteriyorum? 2. Çok iyi espri ya. 10 parmağında 10 marifet, oyuncu, sunucu, DJ ve komedyen Yunus Günce Kampüs Magazin'e konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Yunus Günce'ye stand-up gösterisini sorduk ilk olarak. Çok süper bir oyun. Bence dünyanın en iyi oyunu. Olağanüstü. Daha iyisi daha yapılmadı, yapılamaz da. İnsanlık tarihinin gördüğü, görebileceği en iyi. Yani yok ama böyle olduğuna inanmak zorundayım ben gerçekten. En azından sahneye çıktığım anda. Çünkü en ufak bir açığı seyirci yakalarsa hakikaten çok gaddar olabiliyorlar bazen. Yunus Günce'nin gösterisine dair bazı gelecek planları da varmış. Peki sahnede de anılar oluyor galiba sadece. Evet. Yani kurmaca bir şey yok yani aslında. Yani aslında kurmaca bir şey şöyle var. Evet tabii ki çok fazla yok ama yani şimdi çok komik hallerimiz var bizim yani özellikle ülke olarak da. Ama ben burada anlattığım şeyimiz İngilizce'ye çevirip anlattığım zaman bütün aslında dünyaya da anlatabilirim ki anlatacağım da eğer şansım yaver giderse. Yani İngilizce bir gün anlatmak istiyorum yurt dışında. İngilizlere mesela filan. Amerika'da özellikle yapmak istiyorum bu işi. Dolayısıyla da yani çok böyle Türklük üzerinden anlatmıyorum aslında işte. Türk böyle yapar, Türk uzayda, Türk şurada, Türk okulda, kampta, Türk evde, Türk sokakta. Öyle değil yani. Tabii ki oralara dokunduğum zamanlar var. Çünkü gerçekten çok başka bir genetiğimiz var bizim yani. Bizim düşünme biçimimiz falan çok farklı. Özellikle bu genetik özellikler işte bende çok gerçeküstü bir hani ülkede yaşıyormuşuz gibi bir his yaratıyor. Ve bu gerçeküstü ülkeyi de artık hani böyle öfkelenerek falan işte kızarak bazı şeyleri hala olmayan şeyleri falan böyle hani onlara takılarak anlatmıyorum artık. Yaptığı işin onu heyecanlandıran tarafı bakın neymiş Yunus Günce için. Evet yani güzelliği de o zaten ben bu heyecanı bu hani bu meydan okumayı seviyorum. Acaba buraya gelip de beni hiç tanımayan adamlar acaba gülecekler mi falan bana? Acaba onlara ulaşabilecek miyim? Ben çünkü iyiyimdir sahnede yani. Benle ilgili bir sıkıntı yok. Ama seyircinin benim sahnedeki halime alışması yani bu motivasyona ulaşması zaman alacak. Ama bizim zamanımız var yani sıkıntımız yok. Biz iyiyiz yani. Sohbet akıp giderken Yunus Günce bir anda fikir üreterek geçen hayatının zorluğundan dert yanıyor ekibimize. Benim hayatım çok zor geçiyor yani. Günün 28 saati düşünmekten uyuyamıyorum ben. Çok yani lanetli bir hayatım var benim. Öyle gülmeyin hanımefendi. Gerçekten. Beni bir görün 3 gün. Ondan sonra bu anlattığım şeylerin aslında ne kadar gerçek olduğunu anlayacaksınız yani. Hikaye anlatmıyorum ben. Sahnede de anlatmıyorum aslında hikaye. Çünkü bu bir tedavi benim için yani. Hani benim ihtiyacım var sahneye çıkmaya. Kendimi rahatlatmak için. Başarılı komedyen ve sunucu Yunus Günce geçirdiği zor dönemlerden dolayı eğitimini askıya almış. Haydarpaşa Lisesi. Ben lise mezunuyum. İngilizce öğretmenliği okudum Marmara'da. Ama aynı anda hem çalışmak hem yani okumak o dönem için çok mümkün değildi. Çünkü işte babam ölmüştü falan. Hani dramatize etmek için söylemiyorum. O anki şartları anlatmak için söylüyorum. Hani böyle babam ölmüştü filan hani böyle o dönemde çalışmayı tercih etmek durumunda kaldım ama 10 tane filan dersim var. En yakın zamanda da imkanım olursa tekrar okula dönüp o dersleri vereceğim. Nasıl bir öğrenciydiniz diye sorduğumuz Yunus Günce çok ilginç bir şekilde yanıtlıyor sorumuzu. Nasıl bir öğrenciydiniz diyeyim. Ya şöyle göstereyim bak şunu bir tutarsan şunu ben alayım. Bak şimdi bu şu, bir dakika şunu da tutsan. Heyecanla dur. Bak şimdi bu ne yazıyor burada bak Türkiye'nin enlem ve boylamları bunlar. 36-42 kuzey paraleli 26-45 doğu meridyeni bak arkadaş iyi çeksin. Ben bunu öğrencilik hayatım boyunca ezberleyemediğim için koluma yazdım. Ayrıca da yaşadığım yer burası benim yani coğrafya. Yani bu topraklarda yaşıyorum ben. Altındaki de İstanbul'un koordinatları. Bu kolumda da boşluk bıraktım özellikle. Oraya da bundan sonra gideceğim yani yaşamayı hani istediğim yerler var. Oralara gidersem de onların
koordinatlarını yazacağım. Çünkü bu gerçekten bazen bazı şeyleri anlayamıyorsun ve ezberleyemiyorsun ya. Bunu ezberleyemiyorum ben hayatım boyunca ve gecenin mesela üçünde aklıma geldiği için uyanıp böyle neydi bu koordinatlar falan. Küt buradan bakıyorum şimdi mesela. Anladın mı? Yani süper bir şey. Hem fonksiyonel. Ben dövmede faydadan yanayım. Belediye otobüsüne döndü bir anda tabii. Ön tarafta bir çocuk ama yani oyun 9.30'da başlıyordu. 11.30'a kadar falan böyle hani anlat. Bir ara böyle çocuk falan diye. Hakikaten tuhaftı ama benimle ilgisi yok. Oyun çok iyi yani. Ben çok iyiyimdir onu söyleyeyim.